Efendim iyi akşamlar. 17 Haziran 2016 günlerden Cuma, RT Televizyonu ana haber bülteniyle karşınızdayız ve hemen ayrıntılara geçmek istiyorum. Malumunuz tüm Türkiye'de olduğu gibi Ereğli'de de öğrenciler karne sevinci yaşadı ve Ereğli'de 30 bin öğrenci bugün karnesini aldı. Sabah saatlerinde Halime Demirel Okulu'nda program düzenlendi. Bu programa katılan protokol üyeleri öğrencilere karnelerini verdi. İlkokul, ortaokul ve lisede okuyan milyonlarca öğrenci yıl boyunca ter döktü ve bugün emeklerinin karşılığı olan karnelerine kavuştu. İlk kez karne alan minikler de vardı, son karnesini alan geleceğin büyük adamları da. Ereğli'de bugün 30 bin öğrenci karne aldı. Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ereğli Milli Eğitim Müdürü İradet Genç, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Orhan Soylu, Halime Demirel Okulu öğrencileriyle bir araya gelerek karne heyecanına ortak oldu. Yeter Sude, yiyin. Evet, sen ne olacaksın yeter? Doktor. Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, öğrencilere yaz dönemini iyi değerlendirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunurken, notlarında kırık olan öğrencilere ailelerin destek olmaları konusunda çağrı yaptı. Bugün biz de Halime Demirel Okulu'na gelerekten öğrencilerimizin karne sevincini paylaştık. Eğitim devam ediyor tabii. Hayat bitene kadar devam edecek bir süreç. Ben çocuklarımızın tatil dönemini en iyi bir şekilde değerlendirmesini temenni ediyorum. Bol bol kitap okumalarını özellikle arzu ediyorum. Ailelerin de çocuklarına her türlü konuda destek olmasını, yani dersleri kötü olan çocuklarımızı da yine destek olmak suretiyle önümüzdeki dönemler çok daha iyi olacaktan inanıyorum. Ve bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ben hepsine iyi tatiller diliyorum. Yani çocuklar bugün dersleri kötü olabilir ama yarın aynı şekilde devam edecek diye bir şart yok. Dolayısıyla çocuklara sonuna kadar destek olmak gerekiyor. Ve hiçbir şekilde de çocuklarımızın dersleri kötü diye de ailelerin çocuklarına bir baskı uygulamamaları gerekir ve sonuna kadar yanlarında olmaları gerekir ki ileriki aşamada çocuklar daha iyi olsunlar. Ardından protokol, öğretmen ve öğrencilerin eşliğinde etkinlik gerçekleşti. Başarılı öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ve Somalili öğrenciler yaklaşık 4 yıldan bu yana Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorlardı ve bugün karnelerini aldılar, mezun oldular. Tam 16 Somalili öğrenci hemşire oldu ve inşallah ülkelerine gittikleri zaman hemşire olarak göreve başlayacaklar. Karnelerini ise protokol verdi. 4 yıl önce Somali'de yaşanılan açlık nedeniyle hükümet tarafından Konya'nın Ereğli ilçesine getirilen 16 Somali öğrenci bugün karnelerini alarak mezun oldu. İlçede bulunan Lokman Hekim Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nden mezun olarak ülkelerine hemşire olmaya hak kazanan Somali öğrenciler Türkiye'ye teşekkür etti. Türkiye güzel bir yer. Bizim sorunlarımız olduğunda bize kucak açandır. Bize iyi ilgilenendir. Gerek Türkiye olsun, gerek Ereğli olsun, gerek Konya olsun, nerede olursa olsun bizi seven insanlar var. Ve her zaman bize kucak açan, bize ilgilenen, bize mutlu eden insanlar var. Derslerinde başarılı oldukları için 16 öğrenciye takdir ve onur belgesi verildi. Ereğli ilçe protokolünün karnelerini verdikleri Somalili öğrenciler ülkelerine gidince Türk insanının misafirperverliği ve Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu anlatacaklarını söylediler. Türkiye Müslüman ülkelerin en iyi ülkelerinden biri ve bize kucak açan ülke. Teşekkür ediyoruz. Peki Türkiye'den ayrılacak olmanın hüznünü yaşıyor musun? Bir yandan ülkene döneceksin. Evet. Hem seviniyorum hem üzülüyorum. Çünkü ülkeme döneceğim. Bir anda da 4 yıllık geçirdiğim hayatımı geri bırakıyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet Genç, bir süredir Türkiye'de eğitim gören Somali öğrencilerin ülkelerine dönerek oradaki sağlık kuruluşlarına görev alacaklarını söyledi. 4 yıl boyunca iyisiyle kötüsüyle biz ağırlamaya çalıştık, eğitmeye çalıştık. İnşallah verimli olmuşuzdur. Nihayetinde mezun olup gittiklerinde ülkemizle ilgili, Ereğli'mizle ilgili, eğitimimizle ilgili gittikleri yerlerde iyi şeyler anlatırlar. Sizler bizim
gönül elçimiz oldunuz. Artık Türkiye ile Somali arasında sizler bir elçi görevi yapacaksınız. Hepinizi tebrik ediyorum. İnşallah ileriki hayatınızda da üniversiteyi kazanırsınız. Yine biz sizleri misafir etmeye devam ederiz ülkemizde. Eğer ülkenize de dönerseniz bizlerden selamlar iletin ülkemize. Karne dağıtım töreninde bir konuşma yapan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven şunları söyledi. Bu vesileyle karne almış olmanız ve yıl sonunu bitirmeniz, okullarınızı bitirmeniz dolayısıyla hepinizi tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın o bölgede, hükümetimizin, devletimizin, Türkiye'nin o bölgeye bakış açısını hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla hepimiz Müslümanız. O bizim kardeşliğimizin en büyük göstergesi. Sizler o bulunduğunuz ülkelerde gittiğiniz zaman inşallah daha böyle önder olup, daha böyle insanlara yol gösterici olacaksınız. Türkiye'den bazı bilgilerinizi, birikimlerinizi aktaracaksınız. Oradaki ailelerinize, oradaki tüm kardeşlerimize selamlarımızı iletin. Tamam mı? Bu anlamda da sizlere okulumuz, milli eğitimimiz, diyanetimiz, kaymakamlığımız, devletimiz, daha doğrusu Türkiye'miz, Ereğli'miz sizleri misafir etmeye çalıştık. Öğrencilerimizin hepsi iyi bir sağlıkçı olarak eğitimlerini tamamladı diyen Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran şunları kaydetti. Somali'den kalktılar, misafirimiz olarak Ereğli'mize geldiler. 4 yıl boyunca hem böyle Ereğli insanlığı, Türkiye'nin örf, adet, gelenek, dil hepsini öğrendiler. Artı bir de iyi bir sağlıkçı olarak da eğitimlerini tamamladılar. İnşallah bundan sonraki süreçte bu eğitimin tabii üstünü almak isteyen üniversite eğitimini alacak olanlar olacak. Efendim ve isteyenler kendi ülkelerine gidip belki veya farklı yere gidip bu meslekten orada işler edecekler. Ben sizleri hepinizi tebrik ediyorum. Konuşmalardan sonra öğrencilerin karneleri, onur belgeleri ve takdir belgeleri dağıtıldı. Basın mensuplarına röportaj veren Somali öğrenciler, 4 yıldan bu yana bizim ailemiz gibi olan öğretmenlerimize, Türk halkına ve Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Sizleri hiç unutmayacağız dediler. İyi niyetimizden dolayı ayaklarımı sızlandık. Bu 4 yılın her gününde bizim yanımızda olan Sayın Müdürümüz, Müdür Yardımcılarımız, ve bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Ben 12. sınıfım. Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun oluyorum. İnşallah yaz stajı bittikten sonra üniversite okuyacağız. Ya da inşallah ülkeme geri döneceğim. Orada iş başlayacağım, hani hemşirelik bölümünü. Hemşirelik bölümü okuduğum için orada da hemşirelik hani olarak çalışacağım inşallah. Bize zor şartlarla hani bize unutmayan, bizi kucak açan Türkiye'yi ve Türkiye'de insanları, hani sıcak kalan insanları, Konya'daki insanları, Ereğli'deki insanları, bizim müdürlerimiz, bizim Diyanet Vakfımız, bir de bütün öğretmenlerimi, hepsine teşekkür ediyorum. Ramazan ayında kılması gereken teravih namazına ilgi oldukça iyi. Konu hakkında Ulu Cami İmamı Hasan Çınar bilgi verdi. İşte detaylar. Bir şekilde yerine getirmek suretiyle Ulu Cami İmamı Hasan Çınar teravih namazının önemini anlattı. Teravih namazı 5 vakit namazının dışında sünnet olan bir namazdır. Efendi tabi bunun rekatları hakkında çeşitli rivayetler konuşulsa dahi biz asırlardır Türkiye'mizde efendim 20 rekat olarak bu namazı irade ederiz. Bu namazın sünnet olduğunu söyleyen Hasan Çınar, Ereğli halkının teravih namazına yoğun ilgi gösterdiğini ve kendilerinin de bundan memnun olduğunu kaydetti. Her ne kadar yatsı namazı gibi, diğer 5 vakit namazlar gibi farz olmasa da sünnet olmasına rağmen sanki farz bir namazmış gibi değer verirler ve üzerinde titizlikle dururlar. Teravih namazı Ramazan ayının sanki bir süsü, bir çiçeği, bir bereketi, bir fazileti, bir muhabbeti. Çünkü Ramazan ayını teravih namazı daha da güzelleştiriyor. Cenab-ı Allah'ı zikirden ibarettir. Çünkü diğer namazlarda olduğu gibi teravih namazı da Cenab-ı Allah'ı zikirdir. Dolayısıyla bu genellikle cemaatle kılınır. Oysa ki tek olarak da kılınabilir. Cuma namazı gibi değil, bayram namazı gibi değil. Teravih namazı cemaatle kılındığı gibi tek olarak da kılınabilir. Ama genellikle cemaat alışkanlığı var ki bu daha güzeli. Çünkü cemaatte her zaman fazilet vardır.
Camilerde bir coşkuya sebep olur teravih namazı. Çünkü insanımız yatsı namazına bu kadar efendim katılma imkanı bulamıyor. İnşallah bu şuura ereriz. Yatsı namazını teravih namazından daha da önemli tutmak suretiyle bay bayan küçük büyük camilerimize koşarız. Ama bugün bu vakit namazlarında görülmüyor, teravih namazında. Köylerimizde olsun, mahallelerimizde olsun, işte Ulu Cami gibi merkezi camilerimizde olsun, halkımızın teravih namazında cemaate katılımı gerçekten de gözler yaşartıcı boyutlara ulaşmıştır. Efendim Ereğli Müzesi bahçesinde bugün fotoğraf sergisi açıldı. Peki bu sergide neler var? Hep birlikte izleyelim. Evet. Ereğli Müzesi ile Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi işbirliği ile müze bahçesinde fotoğraf sergisi açıldı. Açılışı Ereğli ve Halkapınar Kaymakamları, Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Koç Üniversitesi Yardımcı Doçent Çiğdem Maner birlikte yaptı. Yani Koç Üniversitesi Türkiye'de marka üniversitelerimizden birisi. Hem bölgemizde hem şehrimizde çalışmalar yapıyorlar. Artık şehirler, kentler tarihi ve kültürüyle var. Yani artık yeni mimariler, yeni yollar, yeni gökdelenler şehrin bir kimliğini oluşturmuyor. O açıdan tarih ve kültürel tüm dünyada bu değerler anlaşıldı. Belki biz ülke olarak bunu biraz gecikmiş olabilir ama son yıllarda gerek hükümetimizin gerek devletimizin yaptığı bu anlamdaki kültürel değerlere sahip çıkma noktasındaki projeler, yatırımlar, destekler sayesinde inşallah bu değerlerimizi ortaya çıkaracağız. Ekibin tabii ekip olarak da arkeolojik yapısıyla alakalı, tarihi dokuyla ilgili ciddi çalışmalar yapıyorlar. Yıllardan beri yapmaya da devam edecekler. Bunu sonra... Açılışta bir konuşma yapan Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Çiğdem Maner şunları kaydetti. Toplam 42 fotoğraftan oluşmaktadır ve bu fotoğraflar Ereğli, Karapınar, Konya, Mersin yaylalarından kareler göstermektedir. Bu kareleri ise 3 ayrı konuya ayırdık. Bunlar dokumanın hikayesi. Örneğin koyunun ve keçinin kıllarının kesilmesinden başlayarak ipliklerin üretilmesine ve boyanmasına daha sonra dokumaların yapılmasına kadar. Diğeri de yörük ve yurt hayatı. Yani yurtların, kıl çadırların kurulması, içindeki hayat. Üçüncü konu ise Konya ve Ereğli'den gündelik hayat fotoğrafları. O şekilde üçe ayırmaya çalıştık. Umarım izleyici beğenir. Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi. Hortumların mutlaka yaşatması lazım. Evet. Yüzlerin yanıyor. Hep bak evet. Şeylerde ben şimdi çıkarım. Hep şuralar yanıyor. Değerli izleyenler, Büyükşehir Belediyesi tarafından arıcılığa destek veriliyor ve bu kapsamda ekipler 6 ilçede kovan dağıttı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, yeni büyükşehir yasasıyla ilçelerde tarım sektörüne yönelik destekleri sürdürdüklerini belirterek, bu kapsamda pilot olarak belirlenen 6 ilçede kovanlı arı dağıtımı yaptıklarını söyledi. Arıcılığın istihdama katkısı ve çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir tarımsal faaliyet olduğunu dile getiren Başkan Akyürek, Konya'da arıcılığın gelişmesi ve ülke genelinde söz sahibi olması için kırsaldaki üreticileri desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti. Derbent, Doğanhisar, Güney Sınır, Hadim, Halkapınar ve Taşkent'e bağlı 67 mahallede arıcılığı teşvik ve desteklemek amacıyla 2000 adet organik kovanlı arı dağıttıklarını kaydeden Başkan Akyürek, 400 üreticimizin her birine 5'er adet olmak üzere toplam 2000 adet çift katlı Kafkas melezi organik kovanlı arı dağıttık. %75'i hibeli olan 800 bin lira değerindeki bu projeyle arıcılık sektörünün önemli bir gelişme kaydetmesini umuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu avantajı iyi değerlendirip sektöre gelişmesi için destek vermeye devam edeceğiz diye konuştu. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin pilot bölgelerinde dağıtımı tamamladığı organik arıların kovanları,
Alanya Leytibik cezaevindeki mahkumlar tarafından sosyal bir projeyi destekleyerek üretildi. Üretilen kovanlar Konya Arıcılar Birliği tarafından arılandırılarak Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi'nce üreticilere dağıtıldı. Bir kovandan ortalama 15 kilogram bal elde edilirken 2000 kovandan yaklaşık 30 bin kilogram bal elde edileceği tahmin ediliyor. Şimdi kısa bir reklam arası diyelim. Hemen ardından İhlas Haber Ajansı Farkı ile hazırlanan Türkiye gündemi. Resto, organik meyveden yapılan nefis dondurma Resto. Kendi imalatımız bal badem, frambuaz, ahududu, karadutlu Resto, Antep fıstıklı, çikolatalı, sade ve meyveli dondurma Resto. Gösterişli sunumuyla sağlık deposu Resto dondurma. Sadece Resto'da. Önce Mehmet'i süzdük. Geceleri atıştırmak için lezzetli bir şeyler aradığını çözdük. Buse Naz'ı da süzdük. Neden kahvaltı masasına bir türlü oturmadığını çözdük. Sonra Meltem'i süzdük. Tariflerinde neyin eksik olduğunu çözdük. Gördüğünüz gibi biz bir peynirden çok daha fazlasını süzdük. Aradığınız peynirin sırrını çözdük. Taptaze sütten nefis Torku süzme peynir. Torku, doğal olarak bizden. Üreticinin iş ortağı Yiğit Tarım'dan süper hizmet. Zaman ve işçilikten kazanmak için köstebek sulama sistemleri. Yonca ve çayır bitkilerini sulamak artık çok kolay. Köstebek sulama sistemleriyle tanışın. Tarlanızda 5 yıl boyunca sulama ve biçim sırasında karşılaştığınız tüm sorunlardan kurtulun. Boru aktarma, biçim geldi boru sök, tak veya tarladan çıkar derdine son. Köstebek toprak altı sprinkleriyle çiftçiliğin keyfini sürün. Zaman ve işçilikten kazanmak için köstebek sulama sistemleri. Köstebekle tanışın, size sadece vanayı açmak ve kapatmak kalsın. Suyu açtığınızda yerin altında gizli olan köstebek sulama sistemleri otomatik olarak 60 santime kadar yükselir ve yağmurlama sulama işlemine başlar. Suyu kapattığınızda ise otomatik olarak toprağın altına kendi iner. Böylece boru aktarma ve biçim zamanı boru toplama işinden kurtulmuş olursunuz. Siz de köstebek sulama sistemleriyle tanışmak istiyor ve yapılan işleri yerinde görmek istiyorsanız hemen arayın. Bilgi destek için telefon 0332 734 54 49 0532 615 8009. Adres Ereğli Adana yolu üzeri 1. kilometre. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratven'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratven İnovatif serisinden. Selenit. Fratven. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Çok yaşlandım artık. Bunca yükü taşıyamıyorum. Ah, sen bir de bana sor. Yorgunluktan ayaklarım tutmuyor. Ben dayanamayacağım, gidiyorum. Mobilyalarınıza kulak verin. Şimdi bizden 600 lira alacağınız var. Eski ürününüzü Akbudak Mobilya Plaza'ya getirin, 600 liraya kadar sayalım. Sizi yuvanıza, yepyeni koltuğunuzda uğurlayalım. Akbudak Mobilya Plaza'ya gelenin 600 lirası cebinde kalıyor. Üstelik
12 aya varan taksit imkanlarıyla. Akbudak Mobilya Plaza, belediye civarında. Tahinli, tahinli olalı, ekmek, ekmek olalı, böyle lezzet görmedi. Ramazan ayına özel taş fırında pişen Ramazan tahinlisi Resto'da. Ayrıca özel ekmek çeşitlerinden kepekli ekmek, cevizli ekmek, zeytinli ekmek, domates ve biber kurulu ekmek çeşitleri de Resto'da. Bu tatlar aklınızda kalacak. Resto, afiyet olsun. KNS Ahşap Dekorasyon, Ereğli'nin tek ahşap dekorasyon mağazası açıldı. Kaliteli ürün ve bol çeşitle burada eviniz, bahçeniz ve iş yerleriniz için birbirinden farklı modellerde dekoratif ahşap ürünler, ev mobilyaları ve aksesuarları KNS Ahşap Dekorasyon'da. Edebiyatı Öğretmenliği mezunu Kumru Konak, 2014 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesine atandı. Bir yıl boyunca öğretmenlik yapan Konak, geçen yıl evinde uyuyorken evinin bitişiğindeki arazide kaçak bir bina yapılıyordu. Firma fazla beton harcı dökünce inşaatın kolonları çökerek konağın uyuduğu odanın duvarlarına bir delik açtı. O sırada her şeyden habersiz odasında uyuyan Kumru öğretmen delikten odasına akmaya başlayan yüzlerce kiloluk beton harcının altında kaldı. 11 aydır yatağa bağımlı hale geldi. Hastaneye götürdüklerinde kalbi durma noktasında ya da durmuş bir noktada götürüyorlar. İlk müdahalesi orada yapılıyor. Genç öğretmenin ilk tedavisi İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde yapılıyor. Türkiye'de yoğun bakım rehabilitasyon uygulayacak bir hastane bulunmadığı için konağın Almanya'da 6 ay tedavi görmesi için üniversite tarafından yurt dışı tedavi raporu hazırlandı. Gittim klinikle ben kendim görüştüm. Yani öncesinde kuzenim üzerinde görüştük. Raporu aldık, yurt dışında tedavi edilebilir raporunu aldık Ege Üniversitesi Hastanesi'nde. Hekimlik olan Numune Hastanesi bizim raporumuzu onaylamadı. Abi Ali Ekber Konak, kardeşinin tedavi olması için 100 bin lira paraya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Kumru öğretmen emekli sandığına bağlı bir halihazırda bir çalışan. Yani sosyal güvencesiyle gitmesi elbette ki daha uygundur ama takdir edersiniz ki sistem bir şekilde bir yerleri tıkıyor. Uygunluk vermeyince bir sonraki aşamaya gidemiyor. Devlet memuru olan abi tedavi parasını bulamıyor. Almanya'daki klinikteki 8 haftalık bir tedavi süreci Kumru öğretmeni yeniden ayağa kaldırabilir. Aile bu konuda yetkililerden yardım bekliyor. Amerikalı diplomatlar ülkelerinin Suriye politikasını eleştirdi. Diplomatlar yayımladıkları bildiride Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed hükümetine karşı askeri saldırı gerçekleştirme çağrısında bulundu. Diplomatlar mevcut yaklaşımın Suriye muhalefetine karşı olduğu ve Esed'in iktidarda kalmasına yardım ettiğini savundu. Bildiriye imza koyan diplomatların Suriye konusunda danışmanlık yapan orta ve üst düzey 51 diplomattan oluştuğu ifade edildi. Bildiride Esed rejimine karşı inandırıcı askeri harekat tehdidi konusunda uyarı yapılırken, aksi halde Şam'ın muhaliflerle müzakere yapması için baskı hissetmeyeceği kaydedildi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bildirinin alındığını kaydederek konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bildirinin Rusya ve Amerika ortaklığındaki barış sürecinin sekteye uğramasının rejime fayda sağlaması konusundaki kaygıları yansıttığı ifade ediliyor. Suriye.
Varaka Nizam mı? Varaka, varaka. Hüviye, kimlik? Türkçe? Suriyeli sahte doktorlara iki ilde operasyon düzenlendi. Şimdi sen bunun Bursa'da yapılmayacağını daha önce biz buna izah ettik. Yukarıdan, Kervan Sarayı'da. Evet. Bu üç kutlarlık yapıyor yani kendini avutturuyor. Evet. Sen bunun olmayacağını biliyorsun yukarıdan. Evet. İlk operasyonun adresi Adana'ydı. Mali Büro Amirliği ekipleri Suriye'den iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen bazı kişilerin kendilerini doktor olarak tanıtıp Suriyeli vatandaşların faydalanması için tıp merkezi, kadın doğum muayenesi, eczane diş tedavi merkezi açtıkları bilgisini aldı. Polis bu ruhsatsız sağlık merkezlerini tek tek belirleyip operasyon için düğmeye bastı. İl Sağlık Müdürlüğü ile polis ekipleri eş zamanlı gerçekleştirdikleri operasyonda gördükleri karşısında hayrete düştü. Kendisini doktor olarak tanıtan bir Suriyelinin eski bir şarküteri yerine muayene açtığı, içeriye iki sedye koyduğu, tavanda şarküteriden kalma kan lekelerinin ve kesilen etleri asmak için kullanılan malzemenin de yerinde durduğu görüldü. Polis bir eczaneye yaptığı operasyonda da çok sayıda ilaca el koydu. Polis bir evin birinci katına yaptığı baskındaysa diş tedavi merkezi olduğunu gördü. Üstelik içeride 20 kişi sıra bekliyordu. Burada da sahte diş doktoru olduğu çok sağlıksız bir ortamda diş tedavisi yaptığı belirlendi. Polisler cuman aracılığıyla bekleyen vatandaşlara şikayetlerini sordu. Bazı Suriyeliler burada çalıştığını söylerken kucağında çocuk olan bir kadının böbreği ağrıdığı için geldiğini söylemesi dikkat çekti. Polis yaptığı operasyonda 8 kişiyi gözaltına alırken çok sayıda ilaca ve tıbbi malzemeye el koydu. Polisin bu tür faaliyetlere yönelik daha önce yaptığı operasyonlarda da 9 kişi tutuklanmıştı. Bu görüntüler ise Bursa'dan. Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Çırpan Mahallesi'nde bir apartman dairesine giden Osman Gazi Belediyesi zabıta ekipleri evin muayenehane olarak kullanıldığını tespit etti. Suriyeli göçmen olan ve kadın doğum doktoru olduğunu iddia eden 30 yaşındaki Emel Eseyit tarafından muayenehane olarak kullanılan dairede incelemede bulunan ekipler ultrason cihazı ve bazı tıbbi malzemelere rastladı. Yasak olduğunu, Bursa'da sana izin vermediklerini biliyorsun. Evet, evet, ben İstanbul'da benim... bazı hastaneleri kabul ettiğini evet, anladım. Sen neye istinaden oradan kaçıp buraya geliyorsun? Evet, ben bilmiyorum, hasta değil, bak, yok kaçıp. Bursa yani, kazan, biz kepçe, seni her yerde buluruz. Burayı kapatıyorsun. Suriyeli kadınlara 30 lira karşılığında ultrason çekildiği belirlenen yasa dışı muayenehane hakkında zabıta ekipleri yetkili kurumlardan belge almadan kayıtsız ve ruhsatsız faaliyet yürüttüğü dolayısıyla tutanak tutarak işlem başlattı. Evet evet anladım. Burayı kapatıyorsun, eşyalarını taşıyorsun ve kesinlikle Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli çalışma izin belgeleri olmadan herhangi bir işlem yapıp herhangi bir muayene yapmıyorsun. Muayenehanenin faaliyetine son veren zabıta ekipleri Suriyeli Emel Eseyit'e iş yeri açabilmesi için gerekli prosedürleri ve izleyeceği yolu anlattı. Ama bugün yani senin ben Türkiye Cumhuriyeti'nde geçmiyor. Akraba yani. 5-6 akraba da olsa yapmayacaksın. Şimdi bak sen olayı olayı çarpıtıyorsun. Evet. Olayı çarpıtıyorsun. Vatandaşın parasına zorla el koyuyorlardı. Böyle kurşun yağdırdılar. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 Bela Kardeşler Çetesi'nin cezaevinde bulunan elebaşlarının talimatıyla çete üyelerinin çok sayıda olaya karıştıkları yönünde bilgi aldı. Teknik ve fiziki takip başlatıldı. Avcılar Gazi Osman Paşa ve Beyoğlu'nda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bir kadın 7 şüpheli gözaltına alınırken adreste yapılan aramalarda 3 adet tabanca ve mermiyle birlikte 25 adet çek senet ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin yaklaşık 820 bin liralık yağma yaptıkları ve 1 milyon liralıksa zorla senet imzalattıkları ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin tartıştıkları bir kişiyi vurmaları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şebeke üyelerinin iş yerinde tartıştıkları görülüyor. Tartışmanın ardından iş yerinde şüpheliler silahlarını çekerek birbirlerine ateş ediyor. Toplam 12 eyleme karıştıkları tespit edilen şüpheliler geçirdikleri sağlık kontrolünün ardından Gazi Osman Paşa Adliyesi'ne sevk edildi.
Aydoğanlar Kuyumculuk Şube 2. Sektörde 20 yıldır sizlerleyiz. Altınbaş, Asos, Atlantis, Koçak Gold, Diva, Pera, Anabayi, Aydoğanlar Kuyumculuk. En özel günlerinizde hep yanınızda olduk. Sizi düşündük, sizinle var olduk. Artık ikinci şubemizde de tek hedef olarak gönlünüzdeki yerimizi büyütmeye kararlıyız. Pırlanta çeşitleri, bay bayan saat çeşitlerinde Romanson, Quantum, bilezikte son çıkan modeller, Alyans'ta sayısız seçenekler. Bir ömür boyu mutluluğun simgesi Alyans'ta pek çok modeli beğeninize sunuyoruz. Her kesimden çiftlere hitap eden Alyans çeşitleri ve daha birçok model Aydoğanlar Kuyumculuk 2. Şubede. Altın ve pırlantada yıllardır bizleri tercih ettiniz. Güvendiniz, güveninizi boşa çıkarmamak için çalışmaya, çok çalışmaya, sizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Aydoğanlar Kuyumculuk, Ali Aydoğan, Merkez Adres Cumhuriyet Caddesi numara 1. Şube adres Hamam Caddesi Ticaret Odası yanı. Telefon 0332 710 20 30. Zirai Mücadele İlaçları, Tohum ve Makine Bayi, Tunç Tarım. Adres Halyokuşu, Akü Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım, hava durumunu sunar. Zirai Mücadele İlaçları, Tohum ve Makine Bayi, Tunç Tarım. Adres Halyokuşu, Akü Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım, hava durumunu sundu. Bu akşamlık da bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın.